uzun, büyük bir sınırımız olan bir ülke. Yemeğimiz benziyor, dilimiz benziyor, inanışımız benziyor, tarihimiz benziyor, ortak. Fakat biz niye komşularımızla yakınlaşmayız? Bunu merak ediyorum hakikaten. Şimdi böyle... Hadi Yunanistan'la şuydu, evet, buydu, hadi Rusya'yla şuydu, evet, buydu. İşte peki İran'ı niye bilmeyiz? Irak'ı niye bilmeyiz? Suriye'yi niye bilmeyiz? Hatta ondan sonra dönüp Yunanistan'ı da niye bilmeyiz, Rusya'yı da niye bilmeyiz'e kadar getirmek lazım. Benim bu kapsam içinde tamamen şahsi planda 3 tane düşüncem vardır. Birincisi, aslında biz bir Osmanlı kompleksi içindeyiz. Yani çok büyük bir imparatorluktur. Evet, toleranslıydık falan ama Libya'da büyükelçi olduğum zaman Kadhafi ile konuşuyoruz bir gün. Ben de Atatürk'ü sevmem. Niye dedim sevmiyorsun, ne yaptı sana? Yahu dedi, Osmanlı İmparatorluğu'nda biz hepimiz ümmettik. Ümmet olarak da hayatımızda, tarihimizde şaikasına vardık biz. O gücü biz beraber sizle yaşadık. Hmm. Ama Atatürk gelip ulus devleti Türkiye'ye de getirdikten sonra biz de battık gittik. Hmm. Ben de orada şey olarak, onların da Ömer Muhtar diye çok meşhur bir şahsiyetleri vardır. Dedim ki yani keşke size de bir Atatürk gibi birini Allah nasip etmiş olsaydı, bu noktalara gelmeseydiniz. Evet. Yalnız bunları anlatışımın sebebi oradan bize bakış. Birincisi bu. İkinci, benim görebildiğim kadarıyla, şimdi bu söyleyeceğim biraz Zülfiyar'a tabiatıyla dokunuyor. Biz hani gelip tarih kitaplarından falan bahsediyordunuz, kulak misafiri oldum. Şimdi efendim, Batı'dan ben okuduğum zaman bizim burada yazdıklarımızdan biraz daha farklı olduğunu siz söylediniz. Yani ikisi peki birbirini tutmuyor. Mesela bir İstanbul'un fethini okuyun, bir Bizans şeyiyle birlikte hiç alakası yok bizim söylediğimizle. Bambaşka şeyler çıkıyor. Şimdi bu koşullarla baktığınız zaman, işe girdiğiniz zaman orada bir yanılgı içinde olduğunuzu çok net görebiliyorsunuz. O da şu,